Ülkemizde son zamanlarda tırmandırılmaya çalışılan terör olaylarının tümünü ve buna bağlı olarak kutuplaştırma çabalarını şiddetle kınıyoruz. Bunlar dünyanın 16. büyük ekonomisi olmayı başarabilen ve hızla daha da ileriye gidecek olan ülkemizin önünü kesmeye yönelik faaliyetlerdir. Dinimizce de sırf bir ırkın üstünlüğünü sağlamak için başkalarını ezmek ve öldürmek haramdır. Asıl olan hangi din ve ırktan olursa olsun bütün vatandaşlarımızın güven ve refah içerisinde yaşamalarıdır. Bunun için de parçalanmamız değil, kenetlenerek daha da bütünleşmemiz lazımdır. Türkiye günden güne değişen ve gelişen bir ülkedir. İnsan haklarına gittikçe daha çok önem verilmektedir. Herkesin başkalarına zarar vermeden özgürce yaşaması için gerekli ortam sağlanmakta ve giderek daha da iyiye götürülme çabaları mevcuttur. Terörün sonu yoktur. Bir şekilde kandırılmış ve terörün tuzağına düşmüş ve suça karışmamış vatandaşlarımızın da gelişen yeni Türkiye'de insanca yaşayabilmeleri için gerekli çabalar sarf edilmektedir. Ancak arttırılması gerekmektedir. Bir fasa Doğu ve Güneydoğu'da vatandaşların güvenliği sağlanarak istemeyerek de olsa baskıyla teröre destek vermemeler sağlanmalıdır. Sınır güvenliği ve patlayıcı maddelerin dağıtımı ile ilgili gerekli tedbirler alınarak bu olaylar kaynağında kurtulmalıdır. Tabii bu tedbirlere rağmen genelde terörden vazgeçmeyen vatandaşlar da en sert şekilde de cezalandırılmalıdır. Aşağıda isimleri bulunan sivil toplum kuruluşları olarak terörü kınıyoruz. Devletimize ve hükümetimize güveniyoruz. İnşallah devletimiz bu badirenin de altından kalkacaktır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine sabır diliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı birlik ve beraberliğe davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Urfa bazında, Urfa ayağında. Evet. Tabii Allah'a şükürler olsun, Urfa'mız bir huzur şehri. Urfa'yı da tabii terörler bulaştırmaya çalışıyorlar ama sağ olsun güvenlik güçlerimiz ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar ve son derece başarılı bir çalışmayla da bu olayları olmadan önleme faaliyetlerini sürdürüyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz, minnettarız. Allah Türk milletine bütün burada yaşayan vatandaşlarımızın hepsini korusun, her türlü pazarlarını yaratıyor.